Doğu Türkistan'daki tutukluların 2 milyondan fazlasının Çin'in iç kesimlerine taşındığı bildirildi. Tayvan Doğu Türkistan Dostluk Cemiyeti'nin araştırmalarına göre Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'daki bir kısım hapishane ve cezaevlerine suçsuz yere hapsettiği 2 milyonu aşkın Türk'ü Çin'in iç kesimlerindeki hapishanelere nakil işlemlerinin sona erdiği tespit edildi. Pekin yönetiminin son 3 yıldır Doğu Türkistan halkından yaklaşık 5 milyon kişiyi keyfi suçlamalarla hapsettiği ve 2018'in ikinci çeyreğinden bu yana çok sayıda Doğu Türkistanlı Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerini Çin'e transfer ettiği biliniyordu. Ay Yıldız Tim, Doğu Türkistan'da zulüm gören Uygur Türkleri için işgalci Çin sitelerine saldırı düzenledi. Türk hackerlarından oluşan Ay Yıldız Tim'in Çin hükümetine ait bazı siteleri Doğu Türkistan'da zulüm gören Türkler için hacklediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Chagos takım adalarının kontrolünü 6 ay içinde bırakarak ada devleti Mauritius'a devretmesini talep eden karar kabul edildi. Afrika ülkeleri tarafından 193 üyeli BM Genel Kurulu'na getirilen tasarıya 116 ülke destek verirken 56 ülke çekimser kaldı. İngiltere'nin karşı çıktığı tasarıya ABD, İsrail, Macaristan, Maldivler ve Avustralya olmak üzere sadece 5 ülke destek verdi. İngiltere 1814 yılından beri kontrol ettiği Mauritius'a BM'nin baskısı üzerine 1968'de bağımsızlığını verdi. Ancak bundan 3 yıl önce Chagos takım adalarını ülkeden ayırarak elinde tutmaya devam etti. Myanmar'ın Arakan eyaletine açılan top ateşinde biri çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar ordusu tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisinin Müslüman çoğunluğun yaşadığı Aleykün köyünde bir eve isabet ettiği bildirildi. Olayda 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ile babasının yaşamlarını yitirdiğini aktaran yetkili, aynı aileden 15 yaşındaki erkek çocuğun da yaralandığını söyledi. Suudi Arabistan'ın tanınmış İslam alimi Selman El Avdi'nin de yer aldığı tutuklu 3 din adamını Ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edildi. İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman El Avdi, Hatip Avad El Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali El Ömer'i Ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz diyen Jeffrey, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye karşı kumpas kurmaya çalıştıklarına veya ABD'nin aleyhine işbirliği yaptıklarına inanmıyoruz dedi. Türkiye'nin talebine henüz olumlu yanıt vermediklerini dile getiren Jeffrey, 30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum diye ekledi.